Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Para Rotası'nda yeniden sizlerle birlikteyiz ve bugün 12 Kasım, Perşembe, Salı ve bugünkü konuğumuz da Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan. Hoş geldin Üzeyir. Hoş bulduk hocam. Evet, hemen sorularla başlayacağım. Direkt olarak en zor soruyla başlamayı düşünüyorum. Turgut Cin diyor ki, hocam ben piyasaların yeni dönemini anlayamadığını düşünüyorum. Ha ben de kendisinin anlayamadığını düşünüyorum diye yazdığınızı düşünmüştüm. Piyasalar anlamamış yani yeni dönemi. Biz piyasada hala Mart mı olur, Nisan ayı mı tartışıyoruz, ne fark edecekse. İlk azaltım hareketinden hiç ders çıkarılmamış. Yani ilk azaltım olmadı zaten. Hı hı. Yani Fed tahvili. Mayıs ayında sadece belirtildi. Eylül olmadı, ileri ötelendi. Son değerlendirmede yine 70 binlere dayandık. Piyasamızda illa yukarı oynayarak kazanılmıyor. Şu anki şartlarda düşerken de kazanılabilmekte diyor. Herhalde açığa satıştan. Evet, bu vadeli piyasalar. Bahsediyor ve vadeli piyasalar, varantlar. Evet. Aynı zamanda bir de milletin başına varant falan sarmayalım ya. Ya zaten normal bir hisseyi bile doğru dürüst anlatamadık. Yani bir hissede bile nasıl işlem ki orada çok çok riskli. Hele varantlarda felaket bir risk var. Yani girip de ben şu ana kadar bilmiyorum sen duydun mu ama para kazanan varantta tanıyor musun insan ama bilmeyen birisi için. Yani ben hani bilen ve gerçekten onu hakkıyla yapanını kastetmiyorum. Duydun bilmeyenlerin mı? Ben aslında şey olarak da gördüm. Hani hisse senedi aldığım mantığıyla varant alanlar gördüm. Yani ben bunu aldım. İşte garanti atıyorum bir hisse garanti varantı aldım. Garanti fiyatı işte yerinde duruyor. Benim varantım niye düştü? Vadesine çok yakın bir varant almış. İşte evet. Bunun zaman değerinden ve vade kısıldıkça bunun çok hızlı etkileyeceğinden hiç haberi yok. Evet. Düştükçe ben paçal yaparım nasıl olsa toparlar düşüncesi halbuki vade bittiğinde sıfırlayacak. Yani bunu hiç bilmeden işte ben işte garantinin varantını aldım. İşte garanti sabit benimki niye düşüyor? Evet. Bu tarz yorumlar çok fazla geldi. Bu da piyasadaki finansal okuryazarlığın eksikliği. Yani piyasada bu ürünler çok fazla tanınmadı. Yani varantlar her ne kadar işlem yapılmış olsa derinliği en azından likidite sağlayıcı tarafından sağlanmış olsa da mesela bunun dengi sayılabilecek opsiyonlar. Sonuç evet. olarak varantlar da bir opsiyon. Sadece satıcı saracı kurumlarda opsiyonlar çıktı piyasada ve burada... Ha o nasıl gidiyor Üzeyir? Yani opsiyon piyasası? Şu an likitte yok denecek kadar az. Yani çok 3-5 lotluk işlemlerle likittenin büyük bir çoğunluğu oluşturabilirsiniz orada. Çünkü orada likittenin oluşmamasını sağlayan iki unsur var. Bir tanesi opsiyondan Avrupa tipi olması. Burada yani her an karşı tarafın opsiyonumu kullanacağım deme riskiyle karşı karşıyasınız. Yani vade gibi bir şansınız, bekleme şansınız yok. Bu değiştirilecek diye Borsa İstanbul tarafında çalışmalar var. Avrupa tipine dönüştürülecek. İkincisi de orada bir piyasa yapıcı yok. Yani opsiyon alan da satan da piyasadan olmak zorunda. Ama bizim işlem yapanlara baktığımız opsiyon fiyatlamasının yani o primin nasıl oluşacağı piyasada bilinmiyor. Onun için bir gösterge yani teorik fiyat var ama yani o yine de bir likidite sağlayıcı olup bir derinlik sağlayabilse belki ona bakarak diğer kotasyonlarda doldurulacak. Opsiyonun ne olduğunu anlatalım mı bir izleyicilerimize? Opsiyon ne demektir? Tabii yani basit bir örnekle anlatabiliriz. Yani klasik tanımıyla bir şey almaya da satma hakkı diyoruz. Mesela burada örnek olarak elimizde bilgisayar var. Ben bilgisayar fiyatlarının önümüzdeki 3 ay sonunda çok yüksek olacağını düşünüyorum. Ama olmayabilirdi. Yani bir çekincem de var. Bugünden bu bilgisayar almak için bir anlaşma yapıyoruz sizle. Örneğin ben diyorum ki bu bilgisayar için 100 lira vereyim. 3 ay sonunda bu bilgisayara dağıtıyorum 3000 liradan alma hakkım olsun. Alırım ya da almam o benim hakkımda olsun yani ama ben almak istersem alıcısı siz isterse kullanır isterse ama satıcısı yerine getirmek zorunda. Aynen burada bir alım opsiyonu yapıyoruz. Ben burada alım opsiyonunun alıcısıyım. 100 lira verdim yani parayı veren düdüğü o çalar. O zaman dur şunu biraz daha net anlatalım istersen. Opsiyon eşittir kapora diyelim. Kesinlikle. Değil mi? Senle arabanı alacağım. Ya Üzeyir ben işte Mart ayında Nisan ayında bir hafta Türkiye gezisine çıkacağım.
o zaman araba alacağım. Aa ben de satacaktım diyorsun. Ben de diyorum ki al sana 1.000 lira arkadaş. Senin arabanı ben Mart ayı başında atıyorum 15.000 liradan alacağım dedim. Burada hadi 1.500 lira vereyim de %10 prim ödedim. Olsun. Yani opsiyon primi kaporayı %10 olarak belirledik. Ve Mart ayı başında geldiğinde fakat bir bakıyorum ki senin arabanın aynısı arabalar yeni bir yasa çıkmış bilmem ne olmuş vesaire 15.000 lira değil de 12.500 liraya düşmüş. Ne yapıyorum ben şimdi 12.500 liradan alsam sen senden 15.000 liradan alsam bir de 1.500 lira ödedim ama 13.500 ödeyeceğim sana. Eğer gidip piyasadan alırsam 12.500 ödeyeceğim aynı arabaya. Öyle değil mi? Arada 1.000 lira fark var. Arada 1.000 lira fark var. O yüzden o opsiyon hakkımı kullanmıyorum. Sana diyorum ki kusura bakma senin arabanı almıyorum. Sen de bana diyorsun ki senin primini vermiyorum. Prim yandı. Kaporayı yaktın diyorsun. Kapora eşittir. Pardon opsiyon eşittir. Kapora sevgili seyirciler alan açısından sadece. Yani satan da ama o arabayı vermek zorunda eğer ben istersem. Evet. Opsiyon dediğimiz bu. Hisse senedi içinde aynı şey şu. Ben A hissesini senden 2 ay sonra şu fiyattan satın alacağım. Alma hakkını evet. alıyorum. Sana bir prim ödüyorum. Eğer almazsam o prim yanıyor. Yanıyor. Çünkü o hisse eğer daha düşükse piyasadan çok daha düşüğe alacaksam o zaman ben ne yapıyorum? O hakkımı kullanmıyorum. Kaporayı yakıyorum. Dolayısıyla opsiyonda kullandığınız o kapora sıfırlanabilir. Opsiyonda işlem yaparken ki Allah'tan şu an likitte fazla değil. Aslında likitte olsa çok güzel hedging yapılabilir. Evet. Yani diğer mesela fon yöneticileri kendi hisselerinin düşmesine karşı kendilerini koruma altına alabilirler. Böylelikle birazcık finansal okuryazarlıkla girmiş olduk. Katkımız olmuş oldu. Burada tabii o bahsettiğimiz olay mesela X hissesi için 8 lira olan bir hisse için 10 lira 2 yıl, 3 yıl vadeli bir alım opsiyonu olabilir belki burada. 10 lirayı görme ihtimali vardır 2-3 yıl içerisinde. Onun da bir değeri olabilir ama örneğin bugün 8 lira olan bir hisse 1 ay sonra vade kaldıysa son 1 ay bunun neredeyse değeri 0'a yakın olacaktır. Yani 10 lira alım hakkı olan bir opsiyon bugün 8 liraysa hissesi neredeyse 0'a yakın olacaktır. Bu noktada işte vadeyi iyi ayarlamak gerekiyor. Vadesi çok az kalmış opsiyonlardan da mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekiyor. Aynı şekilde burada varantlarda da yani vadeye yaklaşıldıkça o varantlardan uzaklaşıp daha uzun vadeli varantlara evet. geçiş yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Evet yani varantlar hisse senedi değildir. Kesinlikle. Arkasında farklı bir mantık vardır. O yüzden özellikle de izleyicilerimiz hani biz hisse senedini bile doğru dürüst tam anlatabilmiş değiliz. Hisse yatırımcı olmak ne demektir? Şirkete ortak olmak ne demektir? Şimdi ben Turgutçu'nun sorusuna geleceğim tekrar. Piyasalar sence hala Mart mı olur, Nisan mı olur tartışması sence haklı bir tartışma mı? Yani yok Ocak mı olur yoksa Mart mı olur? Çok anlamı var mı sence? Bence anlamı yok. Ben de şu şekilde bakıyorum. Yani artık bir an önce başlasa ve bitse yani piyasa artık gerçekliğini kabul etse Amerika'da tahvil alım programının sonsuza kadar devam etmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Bunun devam etmesi açıkçası piyasalar için de kötü. Eğer devam edecekse yeni bir kriz var demektir ortada. Çok daha büyük bir kriz gelecek demektir ya da oluşmuş demektir. Bu piyasalar için daha büyük sıkıntı. Piyasalar mevcut koşullarıyla devam ederken ben tahvil alım programının azaltılacak haberinin gelmesi, açıklanması, takvimin netleşmesi belki kısa bir sürede birkaç gün belki bir hafta bir piyasada olumsuzluk yaratabilir. Ama sonrasında piyasanın artık yavaş yavaş verilere, ekonomik gerçekliklere bakmaya başlayacağını düşünüyorum. Bu noktada da gelişmiş ülkelerde zaten çok büyük sıkıntı yok. Özellikle Amerika tarafında ekonomi yavaş yavaş toparlanıyor. Evet. Avrupa tarafında da likiditenin artık verileceği, Draghi'nin artık elinin daha açık olduğu geçen haftaki toplantıda belli oldu. O tarafta da çok büyük bir sıkıntı olacak, olmayacak. Geriye bir tek Çin kalıyor. Eğer Çin de büyümeye tekrar hızlandırabilirse gelişmiş ülkeler tarafında bir de Çin tarafında gelişmekte olan ülkeler tarafında bir rahatlama sağlanabilir. Burada biz bir süredir zaten tahvil alım programının azaltılacağını gelişmekte olan piyasalar fiyatlıyor. Belki biraz daha fiyatlayacak bunu. Durumun netleşmesiyle birlikte belki gelişmekte olan ülkeler de artık bu negatif ayrışmadan tekrar pozitife dönebilirler. Ama takvimin netleşmesi gerekiyor. Şimdi bak Mehmet Ergin diyor ki hocam bu opsiyonda kazanan yoksa niye böyle bir şey var? İnsanları aldatmanın değişik yolu değil midir diyor. Onu açıklayalım Üzeyir. Şimdi yani her yanlış anlıyor. Kazananı var kaybedeni var. Biz orada hani kaybediliyor derken bilmeden bu işin içine girenler kaybediyor. Normalde opsiyonlar portföy yöneticiler için ve profesyoneller için çok
ideal yatırım araçlar. Çünkü kendi pozisyonlar en azından ona göre kontrol edebiliyorlar, hece edebiliyorlar. Yani risk alırken bir taraftan da opsiyonlar tarafından hece edip bu riski sınırlayabiliyorlar. Orada şöyle bir şey var Üzeyir. Ben diyelim ki A tipi fon yönetiyorsam, biliyorsun A tipi fon hisse oranı yüksek fon. Mesela direkt endeks fon yönettiğimi düşün. Tamam mı? %90-95'i zaten hisse olmak zorunda. Yani bunun altına düşemem, yasak. Borsanın düşeceğini tahmin ediyorum fon yöneticisi olarak. Öyle değil mi? Borsa düşecek. Ama hisseyi satamıyorum çünkü hisseyi azaltamam oranda. Borsanın düşüşünden etkilenmemek için fon yöneticisi olarak ne yapmam lazım? Bu sefer gidip BIST 30'u vadeli işlemler ve opsiyon piyasasında future sözleşmeyi satmam lazım. Düşeceğini düşünüyorum. Çünkü BIST 30 düştükçe vadeli işlemden bana ciddi bir gelir gelecek. Benim hisselerim düşse de o onu karşılayacak. Böylelikle düşüşten etkilenmeyeceğim. Benzer şekilde opsiyonlar da aynı şekilde. Ben eğer portföyümdeki A hissesinin, B hissesinin, C hissesinin yani BIST 30'daki düşeceğini düşünüyorsam ne yapmam lazım? Burada ya opsiyonunu satmanız lazım. Evet. Satım opsiyonu satmanız lazım ki piyasa düştükçe oradaki prim sizin karınız olsun. Ya da daha düşüklerden alım opsiyonu belki alabilirsiniz. Evet. Böyle bir durumda o zaman likit de gerekiyor. O piyasada eğer likit de yoksa gerçekleşmiyor. Yalnız yatırımcıların şöyle bir şeyi var. Yani insanların aldatmanın değişik... Ya burası işte bir kumar piyasası, kumar yeri, işte insanlar aldatılıyor diye şikayet var ya. Normalde işte makineler hileli. Tamam mı? Böyle deniliyor. O zaman normalde benzetme kötü biliyorum ama ben günlük işlem yapan yani bugün girip alıp satan normal bunun kumardan farkı yok. Gerçek yatırımcılık şirketin faaliyet raporunu okumakla başlıyor. Ama ben günlük işlem yapan bir insanın gidip hileli makinelerin olduğu bir kumarhanede kumar oynar mısın? O zaman hileli olduğunu düşünüyorsan normalde girmemek gerekiyor. Kesinlikle. Hele ki bilmediğin bir araca hiç girmemek gerekiyor. O anlamda çok bilgilendirilmesi gerekiyor. Yani oturup ciddi vakit ayırması gerekiyor insanlar. Şimdi gelelim şeye, Aydın Ferhat Güzelcan'a. Okuyoruz ama sınıfı geçemiyoruz Sayın Hocam. Neticede stop loss yapa yapa vizelere kredimiz kalmadı. Son stopumu 73.000'de tüm hesabımda yaptım diyor Aydın Ferhat Güzelcan. Şimdi şöyle, orada sen stop nasıl yapılmalı konusunda bir fikrin var mı? Var. Ben de açıkçası son iki stratejimde ikisi de stopa geldi. Yani ben bir 76.000 civarından aldım. Orası güçlü bir destekti ama 75.500 kırılırsa stop demiştim. İkincisi 73.000 civarına kadar aldım. 72.500, 72.750 yine stop demiştim. Yani burada iki defa stop yaptık ve yaklaşık 500'er puandan 1000 puan belki 1500 puan bir kayıp olmuş oldu. Ama burada şu var, yani 76.000 önemli bir destekti. Biz oraya baktık. Yani alınabilmesi gerekiyordu. Alınabilirdi de bu risk değerdi de. Yurt dışı piyasalar evet. Olumluydu. Burada desteği gördük. Destekte yapılacak olan ya tepkisine alım yapmak ya da kırıldıktan sonra satım yapmak. Biz burada destekten tepki gelebileceği düşüncesiyle örneğin alım yapıldık. Destek belli 76.000 civarı. Bunun altına olası sarkmalar da göz önüne bulunarak 75.500 civarı bir stop loss'tu. Burada niye 75.500 benim için stop loss'tu? İki sebebi vardı. Bir tanesi 76.000'i ben 76.100-200 civarı oralar önemli destek olarak görmüştüm. Bunun bir miktar altına sarkma olasılığını düşünerek 75.500 koymuştum. Bu birinci nedendi. 500-600 puanlık bir stop loss. İkinci neden de 70 oraya koymamın sebebi. Benim buradaki kar beklentim 76.000 civarından alım yaptıktan sonra en azından 79.000 hareketiydi. Yani 3-4 katı stopun karını hedeflemiştim. Yani burada stop oluştururken birincisi alınan riskle stop belirlenmeli. Yani bir birim prime karşılık bir prim risk stop çok mantıklı değil. Yani 500 puan kar elde edeceğim diye 500 puan stop loss koymak yanlış bir strateji. Burada en azından stop loss koyduğunuz seviyenin 2,5-3 katı belki 4 katı bir kar potansiyeli varsa o pozisyona girilmeli. İkincisi stop koyarken önemli destek ve direnç seviyeleri mutlaka baz alınmalı. Ama bunun altına olası sarkmalar da göz önünde bulundurmalı. Özellikle destek bölgesinde piyasa tutunduktan sonra belki bir tepki başlangıcında alım yapılabilir. Geçen sefer bunu yaptı. 76.000 civarına 77.000'e döner gibi yaptı ama burada bizi yanılttı ve tekrar 76.000'in altına indiğinde stop olmak gerekiyordu. Bak burada şöyle bir şey var. Biz normal bu yatırım danışmanlığı kapsamında öneri veriyoruz. 26 Haziran'dan bu yana. Tamam mı? Bir çalışma yaptırdım. Verdiğimiz önerilerde daha
önerirken stopu söylüyoruz zaten. Bir, kural bir. Daha hisseyi alırken stopunu koyacaksın. Kesinlikle. Yani ben bu hissede şu kadar zarara katlanacağım demek zorundasın. Bunu demezsen kaybedersin. Bu şekilde stopa gelen hisseler oldu, kar eden hisseler oldu falan geldik. 31 Ekim'e kadar olan süre içerisinde eğer harfiyen yapmışsa, zararına satışa geldiğinde, zararına satış bölgesinde satmışsa, satın dediğimiz kar hedefine geldiğinde kar etmiş satmışsa, ortalama olarak 4 ayda yani 26 Haziran'la Temmuz başı diyelim, yani Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 4 ayda %19.6 muazzam bir getiri sağladı. Ama şöyle bir hesap da yaptırdık. Hani bizim aynen dediğin gibi yani stopu %2'de stop ettiriyorsak en az bir %5 getiri bekliyorsak %2'de stop koyuyoruz. Ama şöyle bir şey de yaptık. Stop yapılmasaydı ne olurdu? Bak %19.6'lık getiriye karşı endeks ne kadar getirmiş? %3.2. Yani 100 lira 103.2 olmuş, orada da 119.6 olmuş. Stop yapmasaydık ne oluyordu? Yani kağıtları alsaydık, stopta satmasaydık, bir gün sonraki kapanıştan satsaydık, bunun ayrı hesabını yaptık. İki gün sonraki kapanıştan satsaydık, üç gün sonraki kapanıştan satsaydık veya bir, iki ve üç günün kapanışlarının ortalamasından satsaydık. Bugün stop yapılması gereken yerde yapılmaz ise izleyen 3 günün ortalama fiyatından satsaydık ne olurdu sorusunun cevabı ne biliyor musun? Endeks %3.6 getirirken eksi %8.9. Bir 19.6 nerede? Eksi 8 nerede? Stop yapmayan yani borsada bir öğretebilsek şu stop yapmayı, kaldı ki bizim müşterilerden yapamayanlar var. Yani orada dayanamıyor. O küçük zarara katlamak istemiyor. Sonra da kağıt düşmüş. %10'a gelmiş zarar. Ben orada stop yapamadım diyor. Mümkün değil yani şey yapaması. Çünkü izliyoruz şeyi. O fiyatlarda stop yapılması gereken yerde. Şunu söylemeye çalışıyorum sevgili seyirciler. Gerçekten borsada işlem yapan herkes şunu bilsin. Borsanın direksiyonu çalışmaz. Gazı çalışmaz. Bir tek çalışan parametresi vardır borsanın, frendir. O da stoptur. Yani siz zararı durdurmazsanız para kazanamazsınız. Ama beyin şöyle programlanmıştır. Zararı kabul etme. 1000 lirası var adamın. Emin ol 2 lira zarar etsin. 90 yani 998 liraya düşsün satmak istemez. Ne zamanki stresi artacak 900 liraya düşecek, 800 liraya düşecek o zaman satar. Evet Levent Gökten Abdurrahman Şahin diyor ki BES'te enstrüman sayısı az değil mi diyor. BES'te çok küçük oranda da olsa fon çeşitlerinde VOB ya da Forex tarzı fonlar getirilmesi uygun olur mu? Ya da BES fonlarının arttırılması gerekmez mi demiş. Yani çok detaylı bir şekilde incelemedim. Daha önce bir bakmıştım fonlara bu yaklaşık bir 4-5 ay önce neler var neler yok diye. Evet orada aslında seçenek oluştururken biraz daha çeşit olmalı. Yani bir yatırımcı orada içinde altın da olan, gümüşü de olan, işte VOB'u da olan, biraz daha riski yüksek olan, düşük olan yatırım araçlarını da seçebilmeli. Çok fazla bir çeşitlilik yok. Ona orada ben şöyle söyleyeyim. Biz bütün fonların, emeklilik şirketlerinin bütün fonlarını tek tek rate ettik. Hepsini puanladık. Sharpe oranları, Jensen, Trainor oranlarına baktık. Hangi en başarılı fonları hangisi bu emeklilik şirketlerinin? Şu an o yeni ürün için onu çıkartıyoruz. Yani onu çıkar hazırlıyorum. Ben şunu fark ettim. Birincisi Abdurrahman Şahin'e söyleyeyim. VOB ya da Forex fonu olmaz. VOB sadece hece amaçlıdır. Bir hisse senedi fonu varsa sonuçta onu hece edebilmek için VOB'u kullanırsın. Ama Forex tarzı fonlar var zaten. Uluslararası borçlanma araçları, döviz diye yani FX dediğimiz sadece yabancı borçlanma araçları var. Evet, uluslararası borçlanma araçları fonları var. Ama gitgide artıyor. Fakat daha da yüksek olmalı. Bu arada Levent Köktem, Recep Çolak ve Murat Uçar'ın soruları var. Hemen reklamdan sonra onları da cevaplayacağız. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, para rotası devam ediyor sizin sorularınızla. Yatırım fonlarıyla ilgili Levent Gökdem demiş ki yatırım fonlarını güya uzmanlar yönetiyor ama onlardan da doğru dürüst pazar kazanıldığını görmedim diyor. Neye yarar ki bu yatırım fonları demiş.
borsada anlamayan biri A tipi fonu alsa yine zarar etmekten kurtulamıyor ki demiş. Ne diyorsun? Burada tabii fonların geçmiş performanslarına dip şekilde bakmak gerekiyor. Yani geriye dönük performans analizi yapmak gerekiyor. Bu fonlar ne yapmış, geçmişte ne yapmışlar? Bu bir nevi karnesi, geleceğe de bir ışık tutacak. Yani rastgele bir fon almayı ben de tavsiye etmem ama geçmişini bildikleri. Ben var ya iki tane fon yöneticisi biliyorum. Adlarını veremem burada. Hani reklamları olur diye. Her sene borsanın üzerinde getiri sağlayan ve her sene borsadan daha yüksek getiri sağlayan 2000, yalnız bu söylediğim şey 2000'den bu yana iki tane fon yöneticisi var şu an Türkiye'de. Bütün fonların hepsini benim ekranımda biliyor musun? Yani şöyle bir program yazdım ki şöyle bir şey var. Her fonu görebiliyorum. Mesela bu fon hangi tarihte çıkartılmışsa o tarihte risksiz faiz neymiş? Faizin üzerine çıkabilmiş mi? Ayrıca o tarihten itibaren mesela hisse fonuysa hisse fon endeksi var. Hisse fon endeksinden fazla kazandırmış mı? Bir de borsadan fazla kazandırmış mı? Tüm bunlara baktığımda iki tane fon yöneticisi var. Onları buradan canı gönülden tebrik ediyorum. Hakikaten diğer fonlar resmen nal topluyor. Yani izleyici çok haklı. Evet, bir de eskiden bu fon yönetim ücretleri vesaire zaten çok ciddi sıkıntıydı. Oradan dolayı da hani hisseler performans etse bile fon yönetim giderleri işte vesaire altında çok ciddi kesintiler oluyordu. Bu nedenle orada ciddi zararlar oluşuyordu. En azından piyasa yakalanamıyordu. O biraz daha tabii şu canım, anki yasayla... Tabii canım, orada hani fon yönetim ücreti alınıyor. Senin normal fon sağlamıyor ki getiriyi. Şimdi %2 sınırı getirildi işte. Belki o giderleri kısmış olacak tavanda. Belki o noktada biraz daha primler normale dönebilir. Yani ben ama... şunu gelmesi lazım. Hani şu fon çarşısı geliyor ya. Yani sevgili seyirciler şöyle bir şey geliyor. 2014'te başlayacak. Normalde gidip bir A bankasının fonunu A bankasından satın alabiliyorsunuz. C bankasının fonunu C bankasından satın alabiliyorsunuz. Ama bir fon pazarı geliyor. Yani gireceksiniz internete 1000 tane fon. İstediğiniz fonu değiştirebileceksiniz. Bir, bu rekabeti çok fazla arttıracak. İki, fon yöneticileri kesinlikle kazandırdıklarından prim almalılar. Yani böyle bir şey olmazsa eğer, fon yöneticisi diyor ki, ben diyor BIST 100'e göre gidiyorum diyor. BIST 100'e göre kendini ölçüyor. BIST 100 %10 düşmüşse, o da %9 düşmüşse kendini başarılı addediyor. Öyle değil mi? Aynen. Böyle başarılı addediyor. Onun hiçbir motivasyonu yok ki. Endeksin tam korelasyon kağıtlarını buluyor, koyuyor fonun içerisine. Çok da fazla bir şey yapmasına gerek yok. Ama fon yöneticisine kazandırdan prim ödeniyor olsa o zaman işler çok değişir. Gerçekten ciddi rekabet gelir yani. Rekabet gelir ama onda bir riski de şu olur. Bu sefer aşırı risk alımlar da olabilir. Onda sınırlayacak bir mekanizma var. Var zaten ama Üzeyir şeyde mesela yani, SPK belli. Demiş ki sen A tipi şu fonu kurmuşsan burada şunun altına düşemezsin, şunun üzerine çıkamazsın demiş zaten. Oran alarak ama kayıp kazanç olarak öyle bir sınırlama yok neticede. Yani tabii. Orada bu sefer daha spekülatif, daha riskli hisseler tercih edilebilir ya da... Tamam da ben de o zaman yatırımcı olarak ona bakarım volatilitize. Evet, yani ona bakmak lazım. Yani sonuç olarak yine dediğimiz iş nokta başa dönüyor. Geçmiş yani aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diyor. Geçmişte canım, ne yaptıysa yani, aynen öyle. Geleceğe de bir öngörüde bulunmak gerekiyor. Elbette geçtiğimiz 10 yıl kazandıran 11. yıl kesinlikle kazandıracak diye bir şey yok ama yani evet. 11. yıl olmasa 12. yıl 13. yıl tekrar kazandırma potansiyeli yüksek demek oluyor bu. Aynen. Ama şöyle yani geçmiş geleceği garanti etmese bile bir fon kardeşim son 13 yılda her sene endeksin üzerinde getiri sağlamışsa yani artık o fon yöneticisinin elini öp. Kesinlikle yani, çok olası olmayan durumlar, marjinal durumlarda belki kaybettirebilir ya da getiriye eşit olabilir ama çok fazla altına düşeceğini de o sene diğer fonların da çok çok altında kalma ihtimali biraz daha azalıyor geçmişe bakınca. Evet, Murat Uçar diyor ki haftalık grafikte yön aşağı doğru dönmüş durumda. 200 haftalık ortalamanın ki 66 bin civarı diyor. 66. Bu süreçte görünme olasılığı nedir? Yani 14 Kasım'daki yeni Fed Başkanı konuşmasında çıkacak olumsuz bir düşünceyle buralar tekrar test edilir mi demiş. Hemen haftalık grafiği açalım ve borsanın bu arada borsa bir miktar yükselişle başladı. İlk önce 5 dakikalık grafikte borsanın son halini verelim. Ve sevgili seyirciler, dünkü kapanış seviyesi 72.139'du. Ve burada bakıyoruz 72.460 seviyesi ve 72.500 seviyesi görüldü. Şu seviyelerde şu an yatay, çok sıkışık, hacimsiz bir hareket yapıyor borsa. Ve haftalık grafiklere geçtiğimizde haftalık grafikte şöyle bir görüntü var.
Yani bu Mayıs ayında başlayan düşüş, Bernanke'nin konuşmaları vesaire ve 64 bine kadar düştük. Şimdi bunun üzerinde 200 haftalık hareketli ortalamayı sormuş ve onu çizelim, 200 haftalığı. Bunun da rengini mavi yapalım. Bakalım. Evet, bu da yaklaşık 65 bin civarından geçiyor söylediği gibi. Acaba buraların görünme olasılığı nedir demiş. Bu Janet Yellen'in konuşmasından sonra eğer olumsuz olursa demiş. Janet Yellen'in yani yeni Fed başkanının konuşması ne olursa ne olur Üzeyir? Şimdi burada sıkıntılı bir süreç olacak. Destek arayacak senatoda. Hem cumhuriyetçilerin hem demokratların desteğini arayacak. Burada sıkıntı cumhuriyetçilerin bir an önce bu kesintilerin başlaması yönünde. Hem bütçe kesintilerinin bir an önce başlaması yönünde. Hem de bu tahvil alım programının bir an önce azaltılması yönünde. Aksi durumda Yellen'a çok fazla destek vereceklerini zannetmiyorum. Burada Yellen hem piyasayı rahatsız etmemek şeklinde bir konuşma yöntemi bulmalı. Hem de cumhuriyetçileri buna ikna edecek bir açıklama yapmak zorunda. Açıkçası ilk etapta büyük ihtimalle çok genel cümleleri sarf edecektir ama cumhuriyetçilerin soruları karşısında ben tahvil alım programının azaltılması gerektiği yönünde bir ibareyi kullanacağını düşünüyorum. Yani belki tarih vermeyecek göreve geldiği süreci ya da işi en azından Ocak ayına kadar şu anki yönetim atacak. Kendisini şu an yönetimde tam olarak söz sahibi olmadığını, şu anki başkanın kararlarına saygılı olduğunu, Ocak ayına kadar onların politikaları netleştikten sonra kendisinin göreve geldikten sonra duruma bakacağını falan ifade edecek. Yani orada yine süreci bir süre daha Bernanke'nin üstüne bırakacak. Ben de cumhuriyetçi olsam şu soruyu sorarım o zaman. Varsayalım ki işte büyüme daha da yükseliyor ve işsizlik de şuraya düştü. Hala mı bu genişlemeciyi de politikayı devam ettireceksiniz? Biliyorsun acayip sorular soruyorlar. Evet, yani orada sıkıntı zaten sorular kısmında olacak ve ciddi manada sıkıştıracaklar. Yani ben orada ilk etapta net bir tarih söyleyeceğini zannetmiyorum. Zaten Bernanke'ye de saygısızlık olur şu anki başkana da. 31 Aralık'a kadar, Ocağa kadar oy başkanlığını devam ettirecek. Yani orada ilk etapta 31 Aralık'a kadar eğer başlamamış olursa 31 Aralık'tan sonra göreve geldikten sonra gerekli değerlendirmeyi yapıp bir karar evet. alacağız olur. Bunda piyasada bence olumsuz etkisi olur. Çünkü eninde sonunda bu artık kesilecek. Ve yanında o yönde olduğunu, eğer ekonomide işler yönde giderse bunun artık kesileceği kesinleştiği yönünde bir olumsuz reaksiyon yaratabilir. Bunun kısa vadede bir olumsuz etkisini görebiliriz. Ama ben şunu her zaman söylüyorum, yani bu Eylül ayından beri de söyleyeyim. Keşke Eylül ayında FED bu tahvil alım programını azaltmaya başlasaydı. Yani piyasaların gündeminden takvim olarak netleşip piyasa fiyatlara yansısaydı bu. Şu an daha rahat bir piyasamız olurdu. Yani yeni senaryolara, yeni hikayelere bakmaya başlardık. Şu an piyasa tam anlamıyla bir hikayesizlik var ortamda. Ve tek hikaye FED tahvil alım programını azaltacak mı, azaltmayacak mı? Ya bu gündemden düşene kadar piyasa yeni bir hikayede oluşturamayacak gibi gözüküyor. Ben burada şey söyleyeyim. Tahvil alım programı azaltılana kadar, ki nasıl olsa azaltacak. Yani ya Ocak'ta azaltacak ya Mart'ta azaltacak ama bir tarihte azaltacak. Eğer Ocak beklerken Mart'a sarkarsa biz burada yükseleceğiz. Onu da yabancı gene satış fırsatı olarak kullanacak ama azaltım başlayana kadar bir türlü belimizi doğrultamayacağız. Kesinlikle. Yani borsa olarak gerçek güçlü bir sağlıklı yükseliş trendi oluşturamayacağız. Ne zaman ki azaltım oldu bitti, o andan itibaren beklenti de bitmiş olacak. Ve zaten bütün Türk firmaları, özel sektör, herkes yeni azaltım durumunda kendi maliyetlerindeki artışı hesaplayarak herkes gardını da almış olacak. Şu an alıyor. O yüzden azaltım başladığı anda o Mayıs'taki etkisi kadar şiddetli asla olmayacak. Ben de öyle demiş olayım. Derinlik Niki ile göndermiş bir izleyicimiz. Ya ha Deniz Küçük. Hocam stop yapıyoruz ama stop yaptığımız noktanın biraz altına hisse deyip hızla yükselebiliyor. Bu kez hisseyi de kaçırıyoruz ve çoğu zaman gidip daha yüksekten alıyoruz. Tabiri caizse biz stoplarken silkeleme yapan büyük oyunculara karşı bir savunma mekanizması var mıdır? Evet vardır. Sen önce söyle istersen. Yani ben her türlü stop diyorum. Yani her türlü stop değil mi? Stoptan sonra da yeni strateji. Yani bir kere stop yapılan hisseye oturup aşık olunup bakılmamalı. Yani bu stopladı tekrar dönüyor, bu stopladı tekrar dönüyor. Eğer stopladıysanız oturup tekrar bir analiz yapıp hangi şartta yeniden alırımı belirlemek gerekiyor. Yani siz 8'den stopladığınız bir hisse 7.90'a gelmiş olabilir. O iki stopladım dediğiniz anda hisse 7.90'dan dönüp 8.10 olabilir. Bu 8.10 sizi tekrar aldırmasın. Yani 8'de stopladığınız bir hisse
hangi şartlar gerçekleşirse yeniden alınır. Örneğin ben şu an İMKB 100'e bakıyorum. Dediğim gibi ben de stop bölgeme girdim. Ben normalde 72.900 civarı dengelenir. 72.500 civarı da stop olarak düşünüyordum. Bunun altına indi. Şimdi burada ben tekrar bu İMKB 100 alabilmem için 72.500, 700, 800 değil. Yani 74.000'in üzerinde bir kalıcı bir hareket görmem lazım ki. Dün çocuklarla biz toplantı yaptığımızda aynen şunu söylemiştim. Daha önce de Bloomberg'de Barış Eser'in programına katıldığımda da cuma günkü gördüğümüz dibin 100 puan aşağısına geldiği an stop yapılmalı demiştim. Yani o da 73.750 idi. 73.500 görüldüğü anda artık orada stop yapılmalı. Çünkü o büyük sert haberle, yani tarım dışı istihdamla görülen dip geçici olabilmesi için bir daha görülmemesi gerekiyordu. O görüldükten sonra zaten düşeceğini anladık. O yüzden biz zaten tamamen stop yaptırdık. Yani şunu söyleyeceğim. Özellikle ama çocuklara da şunu söyledim. Arkadaşlar yeniden alım önerebiliriz. Ayı tuzağına yakalanabiliriz. Yapacağımız şey şu, çok basit. 73.500 evet stop yaptırdık ama direkt olarak 74.500'ün yukarı geçildiğini görürsek alım önereceğiz. Başka bu kadar. Onun haricinde yeni alım yok. Dolayısıyla Deniz Bey'in sorusuna benim cevabım şu. Evet var. Perşembe akşamı yapacağım webinarı internet üzerinden canlı yayın katılın. Çünkü orada stop belirlemeyi anlatacağım. Tümüyle bunun üzerine yoğunlaşacağım. Çünkü insanların para kaybetmesinin en önemli sebebi bu. Bunun haricinde başka bir sebep yok. Orada bayağı uzun uzun nasıl belirlenir stop seviyesi. O seviyeyi belirledikten sonra sizin durumunuza uygun mu? 1000 lira, 10 bin lira yatırsanız ne kadar zarar edeceksiniz stopta? Şu kadar. Onu kabul etmiyorsanız o kağıttan uzak duracaksınız. Önce stopu kabul etmiyorsanız uzak duracaksınız. Çünkü beyin yükselecek diye alıyor. Düşüşe karşı hazırlıklı değil. Düşünce de şoka uğruyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Şimdi mi satayım, stop mu yapayım şeklinde. Hemen euro dolar ve ons altını sormuş Turgut Polat, ona bakalım. Ama bu arada bir de Zeki Uyurum'un sorusu vardı. Şu an için Zeki Bey borsada bir miktar hafif yukarı tepki olabilir ama ben 68'i yani 67'yi Janet Yellen'den sonra 67'yi görebiliriz. Ama çok olumlu olursa direkt 74.500'ün üzerine gideriz. Janet Yellen konuşmadan bir tahmin yapamıyorum. Onu söyleyeyim. Hemen şey yapalım, altına bakalım istersen Üzeyir. Beraber bakalım. Turgut Polat sormuş. Şu an altındaki haftalık grafik bu. Verelim arkadaşlar. Şu aşamada günlük bazda baktığımızda 1275'e gelmiş durumda. Evet, boyun çizgisi. Ve şu seviye önemli bir destekti. Birinci sorum şu. Sen normalde 1270-1275 aralığından ons altında long pozisyon açar mısın? Şu an açmam. Yani ne dersin? Burada çünkü eğer tepki olursa tepki yavaş yavaş olma ihtimali var burada. Ama düşüş olursa bir anda çok sert olma potansiyeli daha fazla. Eğer herhangi bir nedenle altın fiyatları 1270'in altına sarkarsa bir anda bunu 1220'de de görebiliriz. Belki de daha aşağısı da gündeme evet, gelebilir. Tabii çünkü teknik orada olarak burası kırıldığı an çok sert sarkma olur. Yani 1200 eğer 60'ın altında bir kapanış olursa, 1260'ın altında bir kapanış olursa burada 1200'e kadar altın düşebilir. Kapanış olup olmayacağını bilmiyoruz. Evet, ama bu arada süremizin bittiğini biliyorum. Ama çok sağlam stop olanlar buradan alım yapıp bir stop loss koyup ben de diyorum ki buradan yani alım yapılacaksa, long olacaksa 1281'den şu geçilmesi an kapanış. Alım yapılır. 1260'da satıp o zararı kabul eden alım yapabilir. Yani, çünkü buradan bir tepki de yaparak 1300'e de 1340 dönebilir. Civarı 1330-1340 evet dönebilir. Sevgili seyirciler, bugün tamamıyla sorularınıza odaklandık ve sizlerden gelen hemen hemen bütün soruları cevaplamaya çalıştık. Bir tane sadece bir yatırımcının çok önemli bir sorusu vardı aslında. Bir hisseye 10 bin lira yatıracağım, hiç borsayı bilmiyorum demiş. Aman gözünü seveyim, yarınki programı bekle. ondan sonra şey yap. Ya da o hissenin, o söylediğin hissenin faaliyet raporunu al, baştan aşağı oku. Bu şirkete ben ortak olurdum ya da olmazdım kararını ver. Ondan sonra yatırım yap. Aksi halde çok şey olabilir, üzülebilirsiniz. Evet, Üzeyir Doğan, Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü. Çok teşekkür ediyorum yayına geldiğin için. Gerçekten çok faydalı bilgiler verdin. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, sizlere de bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Turgut Polat'a da Euro-Dolar paritesiyle ilgili analizimize vakit yetişmedi. İnşallah yarına nasip olur. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.